Hazreti İbrahim'in hayatı hakkında bilgi verir misiniz? O çok şeker bir peygamber. Pek böyle hani ot, ağaç falan bitmeyen bir yerde. Yani ot var ama yani çok fazla tarıma uygun olmayan bir yerde. Yani Arabistan tarafı benim anladığım, yani Mekke, Medine'nin olduğu yerler. Orada geniş bir çadır yapmış, hayvancılığa ağırlık vermiş, hayvan. Yani orada bitki oluyor ama yani sulama falan da oluyor. Ama öyle işte, işte meyve ağaçları falan yetişmiyor. Ama hurma falan oluyor, o tip şey. Zaten biliyorsunuz yani. Hali hazırdaki durum. Kur'an'da ona da dikkat çekilmiş. Ama iyi, özellikle orası güvenli bir yer. Saldırılara kapalı, oralara kimse gitmiyor. Yani çöl diye, yani kervan falan geçmiyor, kimse de pek yanaşmıyor. Orada evini kurmuş, imkanlarını açmış. Çok yakışıklı bir insan, bayağı güzel bir insan. Kabe'nin olduğu yerde oraya kurmuş evini, sistemini. Allah'ın hikmeti işte, Cenab-ı Allah ona vahyetti anladığım kadarıyla. Kabe'nin bulunduğu arazi normalde kum kaplı, kapanmış. Kabe tamamen yıkılmış. Kabe hiç ortada yok. Yani dümdüz arazi. O yerini Allah'ın ilhamıyla ve Allah'ın vahyiyle buluyor tam yerini. Emek emek orayı kazıyor. Temeline ulaşıyor. Kabe'nin o kare şeklinde temeline ulaşıyor. Acayip seviniyor tabii. Ya müthiş bir şey. Ta altlara kadar da iniyor. Sonra oğluyla beraber, çok kuvvetli bir peygamber İbrahim. Oradan buradan taş getirerek, tabii yardım edenler de oluyor. Kabe'nin ilk binasını kuruyor. Yani yaklaşık bu büyüklükte. Ama tabii vaktini alıyor yani, bayağı vaktini alıyor. Emek emek üst üste kurarak yapıyor onu. Evi de yakınında. Ama dünya yakışıklı İbrahim ya. Çok çok güzel. Yani Hazreti İbrahim'in güzelliği dilleri destandır. Karısı da çok güzel. Ya akıllı Allah işte öyle yaratmış işte bak. Karısıyla birlikte yaratmış onu Allah. Yani inanılmaz güzel karısı. Akıl almaz güzel. Mesela Avrupa ırkları hep onun soyudur. Hazreti İbrahim'in soyudur. Yani genetik olarak baktıklarında bunu tespit etmişler. Hep ağırlıklı Hazreti İbrahim'in soyu. Bütün bu Danimarka, Norveç, evet, evet, İsveç, evet. Avrupalılar, Amerikalılar falan. çok misafirperver, çok dindar. Allah'ı acayip seviyor. Çok çok seviyor. Kara kaşlı. Yine peygamberin gibi. İri dudaklı. Efendim, boylu boslu böyle güzel. Elleri falan çok güzel. Beyaz tenli. Gözler simsiyah. Beyazı bembeyaz. Sakallı. Kibar bir sakalı var. Pembe beyaz Hazreti İbrahim. Böyle güler yüzlü ama çocuksu bir tatlı da var Hazreti İbrahim'in. Hiç bela, aslında orada bela falan da yok. Yani şey değil ama Nimrot, alçak bir şekilde öğreniyor Hazreti İbrahim. Yani bir şekilde bağlantı oluşuyor. Ona nefret de bakıyor tabii Nimrot'a. Putperest olduğu için. Mesela tek başına ya, yani bayağı kabadayı peygamber yani, maşallah yiğit. Adama takıyor kafayı şeye, Nimrot'a. Acayip kızdırıyor adam ya, yani adam çileden çıkıyor böyle. Putları darmadağın ediyor, o bir tane putu bırakıyor. Acayip cesaret bu ya. Ya insanı paramparça ederler yani. Ya, tabii çok manyak adamlar, kanun yok, hukuk yok falan. Acayip dalga geçiyor onlara, diyor ki, sen mi yaptın diyorlar. Yo diyor, ben niye yapayım diyor. Şu put yapmıştır diyor. Yani diyor zaten akıllı mübarek diyor. Baksana diyor. Tabii o dayanamadı diyor. Kıskandı diyor. Kıskandığı için hepsini darmadağın etti diyor. Adamlar illet oluyor. Biliyorlar yap olmayacağını. Yani puta hakaret mi diyorsunuz siz diyor yani. Onun gücünün yetmeyeceğine mi inanıyorsunuz diyorlar. Haşa diyorlar adamlar. Tabii ama diyor. Ama içlerinden de ya ahmaklıklarını söylediler diyor Allah ayette. İçten yani kendi kalplerine geçirirler ahmaklıklarını. Yani onu yapmayacağını bilirler diyor. Ama İbrahim bak bayağı kilitlenmiş. Ya en büyük put değil mi bu diyor. Kıskandı işte, hepsini öldürdü diyor. Hepsini yıktı diyor darmadağın. Tek kalmak istedi diyor. Makul değil mi diyor. Adamlar en sonunda çileden çıkıyorlar ayakkabı. Seni diyor mancınıkla ateşe atacağız diyorlar. O demirde işkence çok şey böyle. Fantezi yapılar işkencede.
klasik mancınık yapıyorlar. Hazreti İbrahim'i ateşin üstüne fırlatıyorlar. Allah alem orada bir göl var, arka tarafta bir göl. Oraya suya düşüyor benim anladığım. Yani Allah diyor ki serin ve selamet oluyor ya. Yani direkt ateşe düşmüyor benim anladığım. Onlar da o kargaşa da anlayamıyorlar. Yani ateşe düştüğünü zannediyorlar. O suyun içine düşmüş oluyor. Suyun içinden de çıkıyor, kurtuluyor. Tabii çok detaylı bir bilgi yok. Ama suya düştüğü anlaşılıyor. Oradaki bir göl zaten duruyor, o göl, oradaki göl. Serin ve selamet ol, onu gösteriyor ifade. Yoksa ateşe düşüp de ateşin içinde otursa aklın ihtiyarı kalkar, öyle bir şey olmaz. Özetle çok tatlı peygamber, peygamberimizin de atasıdır. Bizim peygamberimize çok benzer Hazreti İbrahim. Yani tıpatıp gibi. O biraz daha uzun boylu Hazreti İbrahim. Ve daha vücudu şey, daha ince, biraz daha ince. Bizim peygamberimiz orta boylu ve pehlivan yapılı. Geniş yapılı. Yani ortadan biraz uzunca peygamberimiz. Benim dostum ceddim, Rabbimin halil olan Hazreti İbrahim'dir diyor peygamberimiz.